Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem zahmetsiz hem çok lezzetli muhteşem bir kahvaltılık tarifim var. Bu kahvaltılığı dilerseniz çay saatleri için ya da çocukların beslenmeleri için de hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kolay, lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Bir adet somun ekmeğe ihtiyacımız var. Somun ekmeği ortadan ikiye eşit bir şekilde kesiyoruz. Dilerseniz bayat ekmekleri de kullanabilirsiniz bu tarifte. İlla bütün ekmek olmasına da gerek yok. Ekmeğimizi eşit bir şekilde ortadan kesiyorum. Elimle her iki tarafına bastıraraktan ekmeği esnetiyorum. Hem inceltmiş oluyorum hem de daha da genişletmiş oluyoruz ekmeğimizi. Her iki tarafına da eşit bir şekilde bastırmaya özen gösterin. Ekmeğimizin üzerine ben 2 yemek kaşığı kadar tereyağı bıraktım. Malzemeleri dilediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz isterseniz. Tereyağı çok yakışıyor. Tereyağından kısmayın kesinlikle derim. Oda sıcaklığında olursa kolay bir şekilde sürülecektir. Tereyağını bıçak yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Üzerine ince ince kıymış olduğum maydanozları bırakıyoruz. Malzeme oranını dilediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz isterseniz. Ben bu malzemelerle hazırladım. Hepsi birbiriyle uyumlu ve inanılmaz lezzetli oluyor. Domatesleri ince ince halka şekilde doğruyoruz. Mutlaka ince ince doğramaya özen gösterin. Yine halka halka doğramış olduğum biberleri bırakıyorum üzerine. Dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz isterseniz. Özellikle kahvaltıya çocukların beslenmesine çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Biraz üzerine sucuk bırakıyorum. Sucuk, salam, sosis. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz ya da sucuk, salam, sosis kullanmanıza da gerek yok. Biber ve domates de inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Yine üzerine halka halka kesmiş olduğum bir yeşil zeytin bırakıyorum. Biraz yeşil zeytin, biraz da siyah zeytin kullandım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifi denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini üzerine alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, alt üst ayar açık fırında, üst ızgarada pişiriyoruz. Mutlaka üst ızgaraya bırakmaya özen gösterin. Üzerindeki malzemelerin hızlı bir şekilde kızarması gerekiyor. Domatesler hafif suyunu bıraktıktan sonra fırından alıyoruz. Ve üzerine 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar bırakıyoruz. Hem kahvaltıya hem çay saatlerine hem de çocukların beslenmesine yakışan harika bir lezzet oluyor. Dilerseniz bayat ekmekleri de bu yöntemle de kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri üzerine bıraktıktan sonra tekrardan fırına veriyorum. Sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fırından aldıktan sonra üzerine ben biraz pul biber, biraz da kekik serpiyorum. Daha sonrasında enfes pizzamızı dilimleyebiliriz. Yapıp denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. 5 dakikada hazırlanabilecek muhteşem bir kahvaltılık oluyor. Hem gösterişli hem de lezzetli. Yapacak olanlara afiyet, bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Videomu beğenirseniz şayet. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka kanalıma göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Görseli de bu şekilde pizzamızın. Toplamda 10 dakikanızı alacak enfes bir kahvaltılık oluyor. Yapacak olanlar afiyet, bay şeker olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.